Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki vakti zamanında Xiaomi Second Piston 2'yi sizler için incelemiştim. Birçok arkadaşımız fazlasıyla dikkate değer bir kulaklık olarak Xiaomi Second Piston 2'ye bakmıştı. Biliyorsunuz ki Xiaomi gerek telefon olsun gerekse kulaklık konusunda sektöre hızlı bir giriş yaptı ve birçok insanın dikkatini çekti. Şimdi Second Piston 2'de ama başarılı oldu ama başarısız oldu. O kısımlarını geçiyorum, direkt Piston 3'e geliyorum ve Piston 3 konusunda kulaklık acaba Second Piston 2'ye nazaran bizlere neler sunabilmiş, performans konusunda ne gibi başarılar elde etmiş izliyoruz. ...32 ohm direnç değerine sahip 98 desibel hassasiyet oranı bulunan kulaklık, 20 Hz, 20 kHz frekans tepkisine sahip bir sürücüyle geliyor. 5 mW çıkış gücü bulunan ürün, 3.5 mm'lik nikel stereo ucuna sahip. Standardın aksine 1.25 metrelik bir kabloyla gelen Xiaomi Piston 3 Yacht Edition 15 gram ağırlığında, daire kontrol ünitesi bulunan ürüne mikrofon yerleştirmeyi de ihmal etmemişler. Kulaklığımızın teknik detaylarına baktığımda standart frekans aralığıyla geldiğini görebiliyorum. Onun dışında direnç değerini 32 ohm olarak belirlemişler. Yalnız 32 ohm olarak belirlemişler ama çoğu cihaz 32 ohm direnç değerini kaldırabilecek kapasitede bir çıkış gücüne sahip değil. Mesela Kovon J3'ü ele alalım. O konuda özellikle denerken kulaklık amfisiyle denememin gerektiği kanaatine vardım. Bu açıdan birçok akıllı cihazla kullanırken de çıkış gücüne önem verin. Yani daha yüksek çıkış gücü sağlayabilen akıllı telefonlarla kullanmayı sizlere öneriyorum. Şimdi dilerseniz lafı dolandırmayalım. Tasarım bakımından Piston 2'ye nazaran bizlere neler sunabilmiş, acaba yenilikler getirmiş mi? İzleyelim. Second Piston 2 metal bir gövdeye ve bağlantı girişine sahipti. Metalin o insanı çeken ışıltısını yansıtabiliyordu. 5 renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Piston 3 Yacht Edition tamamıyla plastik bir malzemeyle kaplanmış. Tasarımsal estetikten ziyade daha da fiyat performans kanadına yöneldiklerini görebiliyorum. Tabi Second Piston 2'de olduğu gibi Piston 3'te de iyileştirmeler mevcut. Beyaz, siyah, pembe, turkuaz ve mor seçenekleri bulunmakta. Siyah ile kaplanmış ürüne yakından baktığımızda klas bir hava barındırdığını görebiliyoruz. Ürünün gövde kısmı yani housing kısmı standardın aksine geniş tutulmuş. Piston 3'ün kablosu ise kardeşi Piston 2'ye nazaran daha kaliteli bir yapıda. Bu versiyonda tamamıyla kablo dolanma sorununu ortadan kaldırmışlar. Ürünün bağlantı girişi L tipi değil ve nikel kaplanmış. Özellikle kablo kopması ya da aşınması gibi durumlar yaşamayacağımız oldukça kaliteli bir yapıya sahip. Kulaklığın gövde kısmı akustik olarak ses izolasyona daha yatkın bir şekilde oval tasarlanmış. Sürücüyü koruma görevini metal perdemize yüklemişler. Görebileceğiniz üzere nozzle yani burun kısmı güçlü bir silikon kilit sistemine sahip. Ufak ses kaçışlarının önüne geçmeyi hedeflemişler. Az da olsa metalin havasını sürücü arka kısmında yansıtmak istemeleri klas havasına birazcık daha artı katmış. Piston 2'nin izinden gittiklerini görebiliyoruz. Kablo üzerinde durdur devam et, ileri geri gibi fonksiyonlara sahip bir kontrol ünitesi konumlandırmışlar. Ayrıca mikrofonumuz da bulunmakta. Ürün beraberinde küçük, orta ve büyük silikonlar göndermeyi ihmal etmemişler. Silikonların birazcık sert olduğunu ve kulağın ergonomik yapısına uygun farklı silikonların da olması gerektiğini düşünüyorum. Xiaomi Piston 3 Yacht Edition gerçekten tasarım bakımından günümüz beklentilerini karşılar nitelikte. Onun dışında fiyatına göre bakıldığı zaman harbiden dayanıklı bir kulaklık olmuş. Özellikle dolanmaz yapıda kabloya sahip olması ise büyük bir tercih sebebi. Piston 2'ye nazaran daha az metal görünümüne sahip olması ise birazcık dezavantaj gibi görülebilir ama bu da bir tercih sebebi. Şimdi derseniz performansına bakalım. Yaklaşık bir aydır elimde bulunan ürünü Kovon J3, Xperia Z2 ve Bose kulaklık amfisiyle test etme imkanım oldu. Ses çıkış gücü ve sürücü uyumu beklentimin üstünde performans verse de ses şiddeti birazcık daha fazla olabilirmiş. Ses şiddeti kulağı yormayacak bir kıvamda. Özellikle dışarıda ya da gürültülü ortamlarda dış dünya ile bağlantımızı kesebilecek bir yapıda olmasa da dışarıya sesi yansıtmayacak bir yapıda. Gürültü önleme konusunda çok başarılı bir kulaklık olmuş. İnsanları rahatsız etme tribine girmenize gerek kalmamış. Kulaklık kullanım kolaylığına sahip olsa da kullanım hissiyatı bakımından çok zayıf. Özellikle bazı arkadaşlarımıza, deneyen arkadaşlarımıza rahatsızlık veren bir his uyandırdı. Şahsen kendi denemelerimde de farklı bir silikon bulup tam randıman sağlayabilmek için birazcık uğraştım. Kulağıma tam oturamıyor, otursa da rahatsız edebiliyor. Böyle garip bir durum var ortada. Piston 2'ye göre ses kalitesinde ve equalizer tepkisinde bariz iyileştirmelere rastladım. Hem daha net hem de dip frekanslarda daha başarılı.
Ürünün equalizer tepkisi hoşuma gitse de Xiaomi bir türlü ses dengesini sağlayamıyor. Piston 2'de tizler çok ön plandaydı ve bazen rahatsız edebiliyordu. Piston 3'te biraz daha mid, bass ve tizi dengeleyebilmişler. Mid ve tiz arasında kalan sesler başarılı. Vokal sesler de insanın içini ısıtabiliyor. Çok yüksek ve alt frekanslarda hafif distorsiyon hissettirebiliyor. Yine de fiyatına göre oldukça başarılı bir kulaklık. Bas konusunda fena sayılmaz ama bir PL11 olmasını beklemeyin. Pop, rock, indie, trip hop, house ve rap gibi parçaları rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bunun dışında vokal bazlı klasik parçalarda sizi yarı yolda bırakmaz. Soundmagic PL21 ile kıyaslamak gerekirse, çoğu seste takılmayan ve engel tanımayan PL21, Piston 3 ve Piston 2'den daha rahat ve daha his yüklü. Yalnız ses izolasyon bakımından Piston 3'ün birazcık gerisinde kalıyor. Piston 3 Yacht Edition'ın mikrofon kalitesi beklentimin altında kaldı. Biraz daha tiz bakımından yüksek, yani PSHT gibi bazı sesleri cırtlak bir şekilde sunuyor. Sesi doğal bir haliyle karşıdakine yansıtamıyor. Kulaklığın vurguları Xiaomi Piston 2'ye göre daha iyi. Ses karakteri birazcık daha majora yatkın olsa da bir eksiklik var, o da ses çıkış gücünün daha da yüksek olmasına ihtiyaç duyması. Belirli bir yerde ses tıkanabiliyor. Açıkçası kulaklık biraz kırpılmış gibi bir sunuma sahip. Yine de piyasada dolaşan ucuz ve ses bakımından hissiyat yoksunu kulaklıkların aksine giriş seviyesi için oldukça başarılı. Xiaomi Second Piston 3 performans bakımından Piston 2'ye nazaran birazcık daha iyileştirmelerle ön plana çıkmış. Eğer giriş seviyesi uygun fiyatlı, hani orta düzeye yakın bir ses kalitesi bulunan diyeceğim ama o kadar da değil, giriş seviyesinin bir tık üstünde bir ses kalitesine sahip, dolanmaz yapıda kabloları bulunan bir dahili mikrofonlu kulaklık arıyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Hani mikrofon kalitesi o kadar da tatmin edici değil. Onu da belirtmek isterim. Bu videomuzda Piston 3 Yacht Edition'a değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.